Efendim merhabalar. Bugün size çok sevdiğim hikayelerden bir tanesini anlatacağım. Kısa ama etkileyici hikayelerden bir tanesini. Ben bu hikayeyi İstanbul'un en eski sahaflarından biri olan Behçet abiden duydum. Vakti zamanıyla İstanbul'un naif adamlarından bir tanesi çocuklarına kitabın değerini, kitabın ne kadar evrensel bir değer olduğunu anlatmaya çalışır. Bu adamın oğlu da babasının sözünü dinler ve ondan aldığı hazineyi birkaç adım öteye götürür. Bu adam babasından öğrendiği gibi kendi çocuklarına da aynı hazineyi bırakmak ister. Okumanın kıymetini, okumanın değerini onlara öğretmek ister. Çocuklarının okumaya çok fazla ilgisi olmadığını gören baba, dünyadan göç edeceğini anladığı zaman tüm mal varlığını dolara çevirir ve her kitabın arasına bir tane 100 dolar bırakır. Adam dünyadan göç ettikten birkaç yıl sonra bu iki oğul evdeki tüm kitapları, binlerce kitabı İstanbul'un kıymetli sahafçılarından biri olan sahafçı Behçet abiye getirirler. Behçet abi de kitapların hepsini satın alır. Birkaç gün sonra Behçet abi kitapları kontrol etmek için masanın üzerine dizer, birkaç kitabı açar, içindeki 100 dolarları bulur. 300 doları cebine koyar. Tesadüf olduğunu düşünür. Aynı gün Behçet abi kitapları kontrol ederken semtin esnaflarından biri Behçet abinin yanına gelir. Behçet abi bir müşteriyle ilgilenirken adam kitapların 100-150 tanesini hemen bir kenara koyup satın almak istediğini söyler. Behçet abi de satar kitapları. Birkaç gün sonra adam gelip Behçet abiye şunu söyler. Senin kitaplarını okumak yalnızca bir şeyler öğretmiyor, aynı zamanda insanı zengin ediyor Behçet der. Behçet abi durumun farkına varır, diğer kitapları açar, hepsinin arasında bir tane 100 dolar. Bu durumdan kitapları getiren çocuklara bahsetmeyi düşünür ama sonra çocukların bunu hak etmediğini fark eder. Yıllarca kitaplara el sürmemiş bu çocuklara bu parayı vermek uygun olmaz diye düşünür ve paranın hepsini gidip güzel meyhanelerde harcar. Evet, bu hikaye Behçet abinin, rahmetli Behçet abinin anlattığı güzel bir hikaye. Devamında yorum yapmaya gerek yok. Bu hikayeyi düşünmek çok hoşuma gidiyor. Hoş geldiniz efendim. Abone olmayı unutmayın.